Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Hiç bana bakmıyor merhaba derken insan bir şöyle kafasını kaldırır. Merhaba der. Merhaba Dilek. Bak nereye bakıyorsun? Şey. Kamera görmüyor işte bakmışım gibi davran. <laughs> 1984'teki büyük abi o öyle 100'e Yüz gelmişti. Ah, big seni. boss. Big boss değil, big brother. Evet, big brother. Evet, yüzüklerin evet. efendisi serimize devam ediyoruz. Bu bölümümüz birazcık gergin, birazcık kasvetli, evet. ama keyifli bir bölüm. Güzel bölüm. Güzel, güzel bölüm. İsmi Karanlıkta Bir Bıçak. Knife in the Dark bu, bu müziği. Güzel müziği. İsane müzik bölüm Neydi? Yaylılar attı. Yaylı İnleyen <gülüyor> nameler. Danimarka ulusal şeyi var ya bu orkestrası <laughs> bunu böyle zincir mincir getirmişler buluyorlar <laughs> falan Güzel yani. Bizim hangi videomuzda girişte bu çalıyordu? Kötülerde kullandık evet. Da, da. Sauron'da kullandık. Çok da güzel olmuştu hakikaten. Bunda da mı kullansak? Bakalım. Haydi Zafer abi. Anlat evet. bizi Zafer abi. Anlatalım bakalım. Bölüm 11. Şimdi bizimkiler Brede odalarından ayrı salonda uyurlarken erdiyarına geri dönüyoruz. Erdiyarında da karanlık çökmüş, hava kararmış falan. Çukurçay'daki ev sessiz yani Frodo'nun orada kaldığı düşünülen, öyle imaj yaratılan evi Çukurçay'da satın aldığı ev sessiz. Tombiş Toluk da ortalıkta dolanıyor ama tedirgin ve korkuyor. Böyle üstünde bir ürperti, bir çekinme, bir korkuyla yaşıyor bütün gün boyunca. Hava kararmaya başladığında da bir kapıyı aralıyor, dışarı bakıyor falan. Bahçenin dış çitlerinden böyle bir karaltının falan geçtiğini görüyor ve o korkusunu daha da arttırıyor. Kapıyı kapatıyor içeri giriyor. Gece gitgide koyulaşıyor tabi. toluk içeride. Patikadan sessizce hareket eden atların çıtırtıları o altında ezdikleri yaprakların taşların çıtırtısı falan duyulmaya başlıyor. Sonra atlar geliyor bahçe kapısında duruyorlar. Oradan da böyle sürünür gibi atlarından aşağı iniyor Üç tane karaltı. Erdiyarındaki evin oraya kapının yanına doğru sürünüyorlar. Kapının yanına geldiklerinde ikisi kapının kenarında duruyor. Bir tanesi tam kapının karşısına geçiyor. Biraz sessizliğe dinliyor. Sağa sola bakıyor falan. Sonra böyle parlayan bir bıçak böyle alevli bir bıçak çıkartılmış gibi kınından bir bıçak çekiyor. Ve bıçakla kapıya bir kez vurup şey diyor açın Mordor adına geldik diyor. Ayda. İçeriden bir ses duyulmuyor. Hiçbir cevap gelmiyor. İkinci kez kapıya doğru bıçağı vurduğunda kapı dinamitle patlamış gibi içeri doğru fışkırıyor. Dağılıyor kapı. Kapı parçalandığında direkt içeri giriyorlar. O sırada da tekrar tombiş toluğa dönüyor anlatıcı. Tombiş toluk tabii bütün bu korku, ürperdi bilmem neden falan. Akıllı bir hobbit şey değil, salak değil. Diyor ki burada bir gariplik var. O bahsedilen kara atlılar geldi demek ki. Buradan kurtulmam lazım diye kapıyı kapattıktan sonra tombiştoluk toluk arka bahçe açılan odanın penceresinden dışarı atlamış. Bir mil kadar koştuktan sonra en yakın evin oraya gelmiş ama zaten kilolu da olduğu için böyle Hobbit evinin kapısının önüne yığılmış. Hobbitler dışarı çıkıyor. Ne oldu falan diyor. Şey diyor ilk başta o ben değilim, ben değilim, yanlış kişi ben değilim falan diyor. Kendisinin Frodo olmadığını anlatmaya çalışıyor oradakilere. En sonunda şeyi anlıyorlar. Bu bütün kargaşanın içinde Hobbitler diyorlar ki Hobbit köy bir saldırı altında. Düşmanlar gelmiş eski orman tarafından. Büyük bir tehlike var ve alarma basıyorlar artık çok uzun süredir de Hobbit de, Şair bölgesinde o alarm çalışmamış zaten. Kalkın felaket, yangın, düşmanlar kalkın diye herkes bağırmaya başlıyor. Her diyardan Hobbit köye kadar yayılıyor. Brandybucklar ...Brandybades'inin donduğu felaket kışından ki 3 tane büyük kış vardır şeyde Tolkien edebiyatında 3. çağda. Anormal derecede uzun ve çok sert kışlar bunlar. Beyaz kurtlar Şair'a... besin bulamadıkları için indiklerinde Sadece bıçan kullanılmış. 100 yıl önce falan. Yüzlerce yıl, yıl önce kurtlar geldiğinde. Ve daha sonra da bu erdiyarı seferberlik borusu adı verilen alarm kullanılmış. Hmm. Ondan sonra birisi tantanaya başlayınca uzaktan da ona cevaplar geliyor. Bu kalkın felaket yangını duyan kendisi de alarmı vermeye başlıyor. Evden eve evden eve yayılıyor duyuru. Ve herkes ellerinden gelince bir hobbit ne kadar silahlanabilirse silahlanıp dışarı çıkıyor. bu Olası düşmana karşı. Tabii ki o kara süvariler de o tantana duyuyorlar artık falan ama işin doğrusu çok da sallamıyorlar. Zaten diyorlar biz öğreneceğimiz öğrendik. Ev boş. Yüzük burada değil ve giden yoluna gitmiş. Artık diyorlar bunlarla vakti zamanı gelince Efendimiz Sauron ilgilenir. Biz kendimiz o yüzüğün peşine devam edelim diye düşünüyorlar ve böyle rüzgar gibi erdiyarından ayrılıyorlar doğu yoluna doğru. Atlarını sürüyorlar. Burada Tombiş Toluk ve erdiyarından ayrılıp gene Frodo ve avanesinin olduğu yere geliyoruz. Gecenin erken bir saatinde Frodo sanki bir sesler duymuş falan gibi tedirgin bir şekilde uyanıyor. Bütün hobbitler uyuyor o sırada ama yol gezer ocağa yeni odunlar atmış. İyice parlamış ateşi falan ve sandalyede dik bir şekilde oturmuş ifadesiz bir yüzle piposunu içiyor ama gözlerinde o yanan alevlerin parıltısı falan yansıyor. Frodo ile göz göze geliyorlar. Hiç istifini bozmuyor yol gözer. Frodo da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyor ama çok huzursuz bir uykuya dalıyor. Rüyasında sağa sola koşuşan atlılar görüyor. Rüzgarın evin etrafını sardığını, kaldıkları yerin neredeyse yıkacak gibi çevresinde dolandığını falan hissediyor. Çok huzursuzlanıyor ve uzaklardan bir horozun öttüğünü duyuyor. Onu duyduktan biraz sonra da yol gezer pervazları açmış, pencereleri de açmış. Günün ilk ışıkları, gri ışıkları odaya doluyor. Bütün hobbitleri de uyandırıyor. Uyandırdığı gibi de gelin benimle diyor. Onların yatması düşünülen, planlanan hobbit odalarına bir götürüyor. Oraya bir giriyor. Pervazlar kırılmış. Rüzgardan sallanıyor. Yataklar delik deşik olmuş. O hobbit kafasına benzesin diye koydukları koyu renkli keçeler falan da delik deşik. O da böyle tarumar edilmiş durumda. Onlar da tabii bu manzarayı görünce hobbitler bu yörgezeri dinledikleri için ne kadar doğru bir karar verdiklerini de anlamış oluyorlar. Tabii o sırada hemen arp adam kaymak pürüzü geliyor. Çağırıyorlar falan. Arp adam kaymak pürüzü gelince aman Allah'ım bu nasıl bir felaket diye hem utanıyor. Çünkü diyor ben ve arkadaşlarım sabaha kadar nöbet tuttuk ama hiçbir şekilde bir ses duymadık. Bir saldırı olduğunu görmedik. Nasıl buraya kadar girmişler? Bu büyük bir rezalet. Nasıl böyle olur falan. Şey diyor yol gezerde. Şimdi diyor kötü zamanlar arpadan adam diyor. Yani böyle şeyler mümkün. Ama senin çok korkmana gerek yok. Çünkü senin peşinde değiller. Biz buradan uzaklaştığımızda, yola çıktığımızda sen bu dertlerden kurtulacaksın. Ama kahvaltıyı mahvaltıyı geç. Bizi ayaküstü atıştıracak bir iki lokma bir şeyler getir. Bir de midillilerimizi hazırla. Biz hemen yola çıkacağız. Arpadan bir ton özür dileyerek yanlarından ayrılıyor ve hem midillerini noba söyleyecek getirecek hem de onlara böyle ayaküstü atıştırılacak birkaç lokma bir şey getirmeye gidiyor. Aradan çok fazla bir vakit geçmeden geri dönüyor panik içinde. Midilliler yok olmuş diyor. Ahırda hiçbir şey yok. Ağırın kapısını açmışlar ve sadece Mary'nin midillileri değil kanda misafir olarak kalan herkesin atları, midillileri, eşekleri hepsi kaçmış. Hiçbir şey kalmamış. Frodo yıkılıyor tabii bu haberle. Diyor ki zaten hani atlılar peşimizde bizim midil ilerimiz bile yok. Bu yolu nasıl tamamlayacağız? Ayrık Vadi'ye kadar nasıl gidebiliriz? Nasıl buradan yırtabiliriz falan diye çöküyor. Bir süre yol gezer. Bu aralarındaki konuşmayı falan dinliyor. Bir suratı asılıyor falan. Ama daha sonra böyle bir vakurluk geliyor yol gezere. Olayı çözmüş gibi. Şey diyor yol gezer. Zaten diyor o midillilerle atlıları geçebilme imkanımız yok. Yani öyle bir şansımız yoktu. O atlılar çok daha hızlıydı bizden. Ama benim götüreceğim yollar da zaten yürüyerek de neredeyse midilliler kadar rahat yol alabiliriz aynı hızda devam edebiliriz. O çok önemli değil diyor. Mesele şu ki diyor yolumuz çok uzun evet. ve biz de zaten direkt yolu kullanmayacağımız için normalden de uzun sürecek seyahatimiz. Bizim yanımıza bolca yiyecek almamız lazım. Çünkü yabanlıkta böyle hepimize yetecek kadar yiyecek bulmamız falan mümkün değil. O bakımdan diyor yani bir hiç olmasa bir midilli olsaydı iyi olurdu. Ama diyor söyleyin bakalım kim fazladan yük taşıyabilir. Pip'in kendini olduğundan daha iri göstermeye çalışarak diyor ki ben taşırım üstüme düşeni diyor. Sen garibim gene ben iki kişilik taşıyorum paylaşırım <laughs> diyor. Frodo daha akıllı tabii diyor ki arpa adamı. Tamam kiralayamayız çünkü yolumuz karanlık. Bize kimse kiralık bir binek vermez. Ama diyor hiç olmasa yüklerimizi taşıyabilecek bir katır, bir midilli bulamaz mıyız satın almak için? Arpa adam diyor ki buraya de diyor çok fazla şey hayvan yoktur zaten diyor. Yani. Bütün misafirlerin midillileri atları da kaçmış. Ben diyor bulabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü olan hayvanlar da çiftçilerin işine çok yaradığı için satmazlar. Gene de diyor Nob'u göndereyim ben bir baksın. Hani alınabilecek bir şey var mı? Onları bir araştıralım diyor. Nob'u haber veriyor. Nob katır veya da midilli araştırmaya gidiyor. Şey diyor yol gezer de akıllı bir fikir diyor. Hiç olmasa bir tane olsa yükün belirli bir kısmını ona aktardık mı diyor. Bizim de yürüyüş hızımızı da engellemez. Hem de biz yanımıza yeteri kadar erzak alabiliriz. Yolda sıkıntı çekmeden gidebiliriz. Kötü olan tarafı da şu. Biz buradan haber alana kadar diyor birkaç saat burada kalacağımız için midilli aradığımız için artık bütün şair baştan sona neredeyse ilan etmişiz. Afiş etmişiz gibi diyor. Haberleri olacak. Zaten muhtemelen diyor kara süvarilerin planı buydu diyor. Yani ne zaman yola çıktığımızı anlamak için belki de ahırı boşalttılar. Arada Merit bir şey diyor abi. Evet. Azıcık ya. da olsa diyor tesellimiz var. Hiç olmasa diyor oturup rahat bir kahvaltı yapabileceğiz. <laughs> ya bunlar izdirik. Covid <laughs> Ekmeğine <bakıyorsun. Ekmana> bakıyorlar <laughs> Ekmeğine bakıyorlar. Yani en azından diyor rahat rahat kahvaltımızı yapacağız. Hakikaten de böyle mükellef bir kahvaltı hazırlanıyor bunlara. Ve rahat rahat diyorlar Aradan 3 saat geçiyor. Nob nope geliyor diyor ki yani midilli falan yok yani hiç kimse midillisini falan satmıyor. Sadece diyor bir tek midilli var. O da Bill denen adam satmaya razı ama en az 3 kat para ister diyor o da. Tam, Öyle, tam şey karaktersiz bir adam. He. Çok zayıf diyor midillisi. Öldü ölecek gibi duruyor. İşinize yarar mı yaramaz mı onu da bilemedim diyor ama alınabilecek tek midilli de onun satacağı midilli. Peki bunların parası var mı? Frodo şeyi düşünüyor zaten. Yanıma çok az para aldım diyor. Hani o parayı ödediğimde bizim seyahat için hiç paramız kalacak mı kalmayacak mı benim param yetecek mi falan diye bir tedirginliği de var tabi bunlar için ve o sırada da şeyi de aklına geliyor ya diyor bu bileyrelti kasten böyle bir şey yapmış olabilir mi belki diyor midillisi eğitimli bizi yer yolda bırakacak erzaklarımızla geri dönecek biz açıkta kalacağız falan yol gezer zannetmiyorum diyor böyle bir plan yapacak biri değil o ama diyor tam fırsattan istifade yapacak bir adam eline düştük diyor biliyor midilli de bulamadık midillerimiz de ortada yok o hasta yaşlı Midilisini midillisini diyor. Bize kalktıracak çok fahiş bir fiyatla. Bu durumdan diyor yararlanacak istifade etmek için yapıyor. Zaten herhangi bir hayvan diyor onun gibi pis bir adamın elinden kurtulduğu için çok mutlu olur. Geri de dönmez diyor yani. <laughs> Mümkün değil. İnşallah diyor hani ölmeyecek kadar iyi durumdadır da ölüp başımıza kalmaz. Pazarlık ediyorlar falan ama hakikaten de 12 gümüş peni istiyor ki normal sağlıklı bir midilin 3 katı fiyatını istiyor hakikaten. Arpadan kaymak pürüzü <laughs> kendi sorumluluğumda olduğu için o parayı ben öderim size. Çünkü diyor bu dürüst bir esnafa yakışmaz. Hakikaten dürüst bir adam Arpa'da. 12 gümüş beni bile ilerliyor. O veriyor. Yük karakter. Ayrıyeten diyor kaçmış midilinizin içinde diyor. Normal midili fiyatında 18 gümüş beni daha vereyim size. Özrümü kabul edin. Daha ne yapsın? 30 peni cebinden çıkmış oluyor gümüş beni. Kaymak pürüzü tabi o bölgeye göre hali vakti yerinde bir adam ama 30 peni de bayağı ciddi bir para ama gene de bundan gücenmiyor ve dürüstçe paralarını ödüyor. Ama uzun vadede karlı çıkıyor. Şöyle karlı çıkıyor. Şimdi bakıyorlar birkaç gün sonra çevreye. Brienne'in çevresinde tek tek bulunuyor bütün binekler. Meri'nin midillileri daha sonra bulunuyor. Ama çok daha sağlıklı bir şekilde geliyorlar. Çünkü bunlar kaçınca akıllarına şey geliyor. Tom Bombadil'in midillisi, hmm. Tombiş. Onun yanına kaçıyorlar direkt Tom Bombadil'in Neydi? <laughs> <diye. gülüyor> Hantal Tombiş. <laughs> Hantal Tombiş'i. Hantal Tombiş de bunları alıyor. Tom Bombadil'in yanına götürüyor. Birkaç gün orada çok iyi bakılıyorlar falan. Tom Bombadil'in kulağına da Brienne'deki olay gelince Tom Bombadil de midillileri tekrar arpadan kaymak pürüzüne götürüyor. Böylece aslında çok iyi durumda, çok iyi beslenmiş midillilere sahip olmuş oluyor. Uzun vadede karlı çıkmış oluyor bu işte. Ya, her zaman kazandır. Evet. Şey diyorlar katırlar içinde ya biraz daha fazla çalışıyorlar şair'e göre belki ama en azından yoldaki tehlikelerden de yırttılar. Bir de NOB onlara çok iyi bakıyor. Tek şanssızlıkları ne yazık ki onlar aylık vadiyi göremeyecekler. aylık vadiyi göremeyecekler. Yalnız kaymak derdi burada da bitmiyor. Çünkü bu sefer diğer misafirler bizim atlarımızı kaçırdın. Burası güvenli bir han değil. Saldırıya uğradı bilmem ne falan diye. Tantana ediyorlar. Biraz eziliyor büzülüyor. Çünkü herkesin zararını karşılayabilecek durumda değil. Ama daha sonra şeyi fark ediyorlar ki bu güneyli seyyahlardan birisi Bill Earelti ile beraber kaçmış. Ve atlardan birini onun çaldığı düşünülüyor. Siz diyor bana laf söyleyeceğiniz de, hanıma diyor at hırsızı getirmişsiniz yanınızda. Sorumlu sizsiniz. Sizin bana ödeme yapmanız lazım diyor. Oradan yırtıyor. İşin garip tarafı bu güneyli ile beraber gelen adamı Güneylilerden kimse tanımıyor. Bir şekilde aralarına sıvışmış. Ne zaman dahil olduğunu da bilmiyorlar. Ama bizden biri zannediyor. Herkes bir diğerinden habersiz birisinin arkadaşı zannediyor bunu. Şaşı biri. Böyle çok şey kötücül suratlı. Yani böyle karikatürize bir tip kötü olduğu tavrından tipinden anlaşılan birisi. Gidin diyor onu bulun. Ondan tahsil edin diyor. Hatta benim paramı da tahsil edin diyor. Arpa adam kaymak kurusu. Bunlar uzun kahvaltıdan sonra artık toparlanıyorlar. Saat 10 olmuş. Bir 3,5 saat kadar falan geçmiş uyandıklarından. Nihayet yola koyulacaklar. Ama bunlar yola koyulacaklar diye bütün hanın kalanları pencereye girmiş durumda. Bütün bre halkı toplanmış. Çevreden ta baş tokaydan falan birileri bile gelmiş. Hani bunlar yola çıkacak diye. Yani bir işaret yol... bir şey eksik yani. Ya ha, aynen öyle yani. Neredeyse <laughs> şey ilan yapmışlar. Biz yola çıkıyoruz diye. Hani o durumda. Bunların peşinden de bir süre takip ediyorlar. Yani sadece handan çıkışlarında değil Yol gezer şey Convoy diyor zaten. Hani <laughs> bir süre yoldan gidelim diyor planımızın aksine. Bunlar hani Bizden vazgeçene kadar nereye döndüğümüzü bilmesinler en azından. Çünkü bunlar diyor bizi bir süre takip eder bu alayı. Takip ederler. Fener alayı. Fener <laughs> takip ederler. Ya sonra ele geçirmesin de ne yapsın alayım mı alayım mı? <laughs> en zekileri kimler? Midilliler. Midilliler. Bak. Hemen Aynen. nereye kaçacaklarını biliyorlar. Bir de besleniyorlar üstüne mis gibi. Snopla <laughs> bopla defalarca helalleşiyorlar. Çok memnun olduklarını söylüyorlar. Arpadan kaymak çok teşekkür ediyorlar. Hatta şey diyor Frodo inşallah diyor bu karışık günler biter de bir gün rahat rahat geliriz. Düzgünce misafiriniz oluruz. O güzel bir aralarınızdan içeriz. Yola koyuluyorlar. Ama bütün bu halkın arasından geçerken bütün sözcükler falan da dostça değil. Kimileri de kızıyorlar. Başımıza bela getiriyorlar getirdiniz defolun gidin falan. Yalnız yol gözer orada da böyle kudretli biri olduğunu hissettiriyor. Çünkü kim kötü konuşursa sadece bir bakış atıyor ve o adam sesini kesiyor. Bir de Nasıl bir bakış açmıyor. abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu dileğin bakışlarına benziyor. Dileğin <laughs> bakışlarına benziyor. Dilek ya var ya bitirirsin sen hakikaten. Sauron'un gözüne karşılık dileğin gözü. <laughs> Bana da yol gezer derler. Yani. Önde yol gezer ve Frodo Doğru. gidiyor. Arkasında Merry ve Pippin var. Onun arkasında da o iskelet gibi midillisiyle katırıyla beraber sen gidiyorlar. Sen bir yandan da elma yiyor. Çünkü gitmeden evvel cebi elmayla dolu. Nobla Bob ona hani yolda yersin diye elma doldurmuşlar cebine. Lezzetli lezzetli yiyor o da. Hmm. Şey çok hastalıklı gibi görünmesine rağmen sanki sahibi değişince bir canlanmış hayvanda. Hani bir kendine gelmiş iyi diyorlar. Yani bu ölecek mi ölecek durumda değil. İdare eder bizi diye de memnun oluyorlar. Güney kapısına doğru giderken artık evlerin en sonuna doğru geliyorlar. En sonunda o şaşı bakışlı, çekik gözlü, kötücül güneyliği görüyorlar. Bir evinin orada. Bunu gördükleri gibi adam vınlıyor beni gördüler falan diye. Ondan sonra bir çitin üstüne oturmuş piposunu içiyor. Pipoyu ağzından çıkarıyor şeyden. Pisliğe bak. Tükürüyor diyor ki günaydın uzun bacak diyor Aragorn'a. Erkencisin ha. Sonunda kendini arkadaş bulmuşsun. Bak. Bak. Yol gezer cevap vermiyor. Sallamıyor onu. Yoluna devam ediyor. Daha sonra da günaydın minik dostlarım diye Frodo'nun tayfaya hobbitlere sesleniyor. Yanınıza kimi kattığınızdan haberiniz var mı diyor. Ona boş gezenin boş kalfası yol gezer derler. Aa. Artı diyor çok daha beter sıfatları da vardır da ben şimdi söylemiyorum diyor. Sonra Sem'e dönüyor. Benim midilim Sem'iye iyi bakın diyor. Onun başına bir şey gelirse sizden hesap sorarım diyor. Dayılanıyor falan. Bir daha tükürüyor bir de. Bir de tekrar mi? tükürüyor. Ve ağzına da gene keyifli piposunu alıyor. Sam diyor ki ve sen eğrelti diyor. Bak bana çirkin suratını saklasan iyi olur yoksa canın fena yanacak diyor. <laughs> Helal be. Yediği elmayı bir fırlatıyor hızla. Daha o kafasını çekemeden burnunun üstüne koyuyor elmayı. Yürü tabi. be. O da çitten aşağı düşüyor küfürler eşliğinde. <laughs> Sam de şey diyor elma çok lezzetliydi yazık oldu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslanımı gördünüz mü? Yine kıymetli olan malzemeler zemiyi bulmuş ama lazım. Evet. Abi son... yol gezere de artistik yapan ilk ve son kişi. Huysuz. <laughs> Deniyor ya. Deniyor ya. Tükürmek <laughs> <laughs> mi? Sonunda işte köyü geçiyorlar. Yavaş yavaş çocuklar falan bile takip etmekten usanıyorlar. Yavaş yavaş peşlerindeki ile azalıyor. Artık güney kapısından geçerken de kimse kalmıyor peşlerinde. Bir süre yolla devam ettikten sonra B Tepesi'nin biraz doğusundan ilerledikten sonra bir sapağa geliyorlar. Buradan dönelim diyor yol gezer. <laughs> diyor ki kestirme yol mu diyor. En son kestirme yolu denediğimizde 3-4 gün kaybetmiştik dedi. <laughs> doğru haklı. Yol ki o zaman yanınızda ben, ben yok. Benim yollarım diyor ister kestirme olsun ister düz yol olsun. Benim dediğim bildiğim yere çıkar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Hey yani. yavrum ya tam bir gönül kazanacak. Yani yol gözer önde baş tokaya doğru ilerliyorlar doğuya doğru. Yol gezenin planını tam bilmiyorlar ama baktıkları haritaya göre falan tahmin ediyorlar. Diyorlar ki baş sağ tarafa alıp doğuya doğru devam edeceğiz. Yolu bir kavis çizerek devam ediyor. Kavisin ortasında da titrer sinek su bataklıkları var. Bu bataklıkları direkt geçmeyi planlıyor. Oradan direkt geçerse yolu kısaltacak ve aman sula ulaşacaklar oradan. Demek o yolu takip edeceğiz falan diyorlar. Yolda devam ederken aslında hani dün geceki o büyük felaketler falan olmasa biraz kendilerine geliyorlar. Hava güneşli, açık bir hava ama soğuk. Kendilerine getiriyor onları. Biraz keyifleri yerine geliyor aslında. Çünkü yolda sapa olmasına rağmen rahat yürüne bilen bir yol, biz zorluk çekmeden yollarına devam ediyorlar. Yol gezer de ama giderken mesela şey yapıyor, o yolu kullanırken böyle biz doğaya dönüyor, tekrar doğaya dönüyor, geçtiği yoldan bir kere daha geçiyor, ilerliyor, tekrar dolanıyor, geçtiği yoldan bir kere daha geçiyor falan. Hmm. Çünkü diyor bil eğrelti, buraları bilir diyor. Hatta diyor oldukça iyi bilir. Yalnız diyor bizi direkt takip edemez, Ondan korkum yok çünkü diyor ormanda benimle baş edemeyeceğini bilir. Ama belki dedi yani böyle dolanarak aynı yollardan geçerek söyle eceye kişiler bizim de baş doğru gittiğimizi istederler. Onları atlatmış oluruz. O yüzden diyor sürekli aynı yollardan böyle sekiz çize çize gidiyorum. Bizim diyor baş doğru gittiğimizi zannederlerse biz zaten yarım gün kadar kazanmış oluruz. Artık diyorlar yol gezenin maharetinden mi? Doğru yolları seçmesinden mi? Başka bir sebepten mi? Bilinmez. Cevap veriyorum. Yol, yol gezenin yol maharetinden. maharetinden. Yolda hakikaten hiç kimseye rastlamıyorlar gittikleri yolda. İki ayaklı birkaç kuşla, dört ayaklı tilkiler hariç kimse yollarına çıkmıyor. Bireyden ayrıldıkların üçüncü gününde Tokay Ormanı'ndan da çıkıyorlar. Daha sonra da bireyinin sınırlarının dışına çıkıyorlar. Titrer Su Bataklığı'na doğru yaklaşıyorlar. Titrer Su Bataklığı'na doğru yaklaşırlarken toprak yumuşamış oluyor işte. Daha ıslak oluyor. Yer yer gölçükler falan görüyorlar ama hala yürümeleri o kadar zor değil. Ama bataklığa yaklaştıkça yaklaştıkça kamışlıklar falan çıkmaya başlıyor. Bataklık ciddi bir tehlike oluşturmaya başlıyor. Sadece yol gezeri takip ederek gidip edebiliyorlar. Ve en kötüsü inanılmaz sinekler çevrelerini sarıyor. Böyle yüzlerini, boyunlarını falan her yerinden ısırmaya başlıyorlar ve gerçekten eziyet olmaya başlıyor o yolda yürümek. Hatta bir ara Pippin şey diyor, beni canlı canlı yiyorlar. <laughs> <laughs> ne titrek sinek sinmiş diyor. Burada sudan çok zaten titrer sinek var diyor. Yani. sudan çok. Sen de cevap veriyor. Hobbit bulamadıklarında neyle besleniyor bunlar diyor. <laughs> <laughs> Kaşındın galiba evet, sen. Evet vallahi kaşındım. <laughs> nahoş topraklardan yürümeye devam ediyorlar ve perişan bir gün geçiriyorlar. Artık hani yürüyecek halleri kalmayıp kamp kurduklarında da sazlıklardan falan bir yere gidiyorlar. Oralar da aslında bataklıktan bir farkı yok. Yine yani bataklığın yanında bir yer olduğu için altları da çok ıslak. Bir nevi bataklık ağustos böceği olabilecek canlılar altlarında binlerce olduğunu düşünüyorlar. Ve şöyle ses çıkartıyorlar. Nick break, Nick break diye sürekli öten hayvanlar var. O kadar sinirlenir ki sen bunlara Nick break diyor zaten. Adı koyuyor Hı. o böcekleri. Onların gürültüsünden falan da rahat uyuyamıyorlar bir türlü. Burada seslerinden at konulma işini yani bir yaratı at konulma işini Karakule'de Stephen King'de kullanıyor. Roland'ın sahilde etlerinden faydalandı ama parmaklarını kaybettiği yaratıklarda kendi seslerinin ismini alıyorlardı. Hı -hı. Şimdi hatırlamıyorum. Hı -hı. Yani Stephen King'in kullandığı bir hikaye bu daha sonra Karakule serisinde. Frodo yorgun argın uzanıyor. Uyumaya çalışıyor falan ama sineklerden falan rahat bir uyku mümkün değil ve böyle uzanmışken doğu tarafında gökyüzünde inanılmaz şimşek çakmaları görüyor. Ama şöyle bir durum var. Şimşekler hep aynı yere çakıyor. Yani böyle bir odaklanmış gibi büyük şimşekler patlıyor patlıyor. Yol gözlere soruyor. Diyor ki onlar ne falan. Doğu tarafında bir yerde diyor bir şey oluyor ama diyor bu dağlardan fışkıran şimşek nedir anlamadım. Beşinci gün az bir yürüyüşten sonra artık son su birikintilerine geliyorlar. Beş gündür yoldalar. Dört günü de bataklıklarda geçmiş. Bayağı yorulmuş perişan olmuş durumdalar. Önlerindeki arazi yükselmeye başlıyor. Arazi yükseldikçe bataklığın arazisi bitiyor, normal sert toprağa geliyorlar. Yükseklik arttıkça da boğuculuk falan azalıyor, biraz toparlanıyorlar ruh hali olarak da. Ve sağ tarafta böyle sıra dağlar görüyorlar. En yüksek dağ da gene şeyde doğu tarafında kalıyor ve diğerlerinden belirgin yükseklikte. Kimisi bin adım, kimisi 1500 adım ama o en yüksek dağ. Hepsinin tepesinden bakan bir de. O yüksek Tepe'yi soruyorlar yol gözleri. Orası diyor fırtına başı. Artık epey sağımızda kalan eski yol bu dağın güneyinden eteklerinin az berisinden geçer. Eğer dost doğru ilerlersek yarın öğleye doğru eteklerine varız. Ve diyor sanırım en iyisi buradan diyor direkt oraya doğru devam etmek. Ne demek istiyorsun diye soruyor Frodo. Şunu söylemek istiyorum diyor. Oraya vardığımızda ne bulacağımız belli değil. Orası yola çok yakın. Yani acaba kara suvariler falan denk gelir mi bilemem diyor. Orası tehlikeli bir yol. Ama diyor orada Gandalf bulmayı umut etmiyor muyduk biz diyor Frodo. Gandalf'ı bulmamız güzel bir umut ama küçük bir umut. Zaten diyor Gandalf'a denk gelmemiz için neredeyse onunla aynı zamanlarda orada oluyor olmamız lazım. O bakımdan diyor yani Gandalf'ı bulamazsak da şaşırtıcı bir durum yok. Belki de diyor Gandalf oradan bizden evvel geldi geçti. Belki de diyor bizim arkamızdan geliyor bizden sonra gelecek. Onu bilemeyiz ve diyor şöyle tehlikeli bir durum var diyor. Suvariler diyor bizi yabanlıkta bulamazlarsa onlar da diyor tahminen fırtına başına uğradığımızı bilecekleri için onlar da fırtına başına geleceklerdir. O yüzden de tehlikeli bir gün olacak yarendi Ve oralarda kuşlar da var, böcekler de var, başka hayvanlar da var. Bütün böcekler, kuşlar ve hayvanlar dost değildir. Kimi hayvanlarda diyor onların casuslarıdırlar. Ne kadar gizlensek etsek de bizi görecek kimi yaratıklar onlara haber verebilirler. O yüzden de diyor yani ne kadar dikkatli olursak olalım büyük risk altında devam ediyoruz yolculuğumuza. Canım sen ne diyor abi orada? Sayende huzurum kaçtı. Kimsesiz gibi oldum. yol.

Kimsesiz gibi oldu. <laughs> ne yapalım diye soruyor Frodo. Peki diyor bu durumda ne yapacağız? Sanırım buradan diyor direkt gitmektense biz biraz daha güneye doğru devam edelim. Dağdan biraz daha uzaklaşırız. Ama hemen hiç kimsenin bilmediği oradan doğuya dönen bir patika vardır diyor. Ben o yolu biliyorum. Biz buradan direkt fırtına başına gideceğimize diyor o patikadan dolanarak gidelim. Hem görülmemiş oluruz. Hem casuslardan olabildiğince saklanmış oluruz. Hem de biz hani o dağın çevresinde birileri var mı yok mu kontrol etmiş oluruz diyor. Oradan fırtına tepesine çıkarız zaten. O gün çok erken çöküyor akşam karanlığı ve soğuk. Bütün bir gün boyunca da böyle ağır ağır zorla yürüdükleri için oldukça yorgunlar. Ayazda soğukta falan kendilerine iyi kötü bir konaklama yeri buluyorlar. Orada bir gece geçirmeye çalışıyorlar. Birkaç lokma bir şeyler falan yiyorlar. Ertesi gün yollarına devam ediyorlar. Batıya doğru uzanan ışıkları, akşam ışıklarını falan görünce o diğer günün akşamına doğru içlerine evleri düşüyorlar. Hobbitlerin. Aynı, o badada, gibi. huzur içinde şairde evlerinin penceresinden sızan ışığı falan hayal ediyorlar. Böyle bir dertleniyorlar, hüzünleniyorlar. Oralardan iyice koptuklarını falan da hissetmeye başlıyorlar. Sonunda bir dereye rastlıyorlar. Dere yükselerek devam ediyor. Gün ışığının son demlerinde kullanarak dereyi dikine doğru çıkıp en sonunda da ak ağaçların altında kamplarını kuruyorlar. Artık gece de olmuş oluyor zaten. Dağlar böyle kasvetli karaltılar şeklinde önlerinde sıralanmışlar lanmış durumda ve o akşam tedbirli davranmaları gerektiğini düşünüp nöbetleşe uyuyorlar. Herkes nöbeti devranmak için uyandığında yol gezeri ayık buluyor. Yol gezer bütün gece hiç uyumuyor. Ertesi gün güneş doğduktan sonra yola çıkıyorlar ama sanki çok rahat bir yerde uyumuşlar. Çok hani iyi dinlenmişler gibi kendilerini canlı ve güçlü hissediyorlar. Ve şeyi de ilginç buluyorlar. Normalde şairde ayakta duramayacak kadar az beslendikleri miktarda yemek yemelerine rağmen erzaklarını dikkatli kullandıkları için kendi lerini böyle bayağı tıka basa yemek yemiş gibi mutlu falan da hissediyorlar. Hatta Pippin şey diyor çok ilginç diyor Frodo'ya. Sanki diyor şey bas bayağı genişledim büyüdüm boyun uzadı gibi geliyor bana. Frodo da diyor ki aslında diyor daha da zayıfladım hani kemerim gevşedi falan. Ama diyor niyeyse diyor böyle bir iyilik var bende de. Hobbitler sırtın tepesi boyunca yeşilliklerle kaplı bir duvardan yolun kenarından yollarına devam ederken 5 Ekim gecesi bir bireyden çıkalı 6 gün olmuştu. Bugün 6. Aynen. gün artık. 6. gün Yoldalar. Sabah Tokay ormanından ayrıldıklarından beri ilk kez gözle görülür bir patika buluyorlar. Yani normal patika yolu buluyorlar. Yoksa hep bu patikaya benzeyen ama patika olmayan yollardan götürmüş bunları yol gezer. Bu sefer kolay bir yoldan gittikleri için de memnunlar hallerinden. Yolda zaten hiç kimseye rastlamıyorlar. Yol gezer bunları anlattıklarından anladıkları da şu. Ya kötücül insanlar bu yolu kullanır, kötücül yaratıklar, troller iniyormuş çünkü bazen. Ya da cüceler, başka kimse de bu yolları kullanmıyor kullanmaz. O bakımdan da yollar bomboş. Kara süvarilerden de bir ses daha yok. Meri ürperiyor yollara gittikçe. Çünkü dağların eteklerine falan bakınca böyle eski yapıların taşları, eski heykellerin parçalarını falan görmeye başlıyor. Bu yolu kim açmış acaba diyor. Buralar kimlerin yerleşim yeriymiş? Bu yıkıntıları kim yapmış? Acaba diyor buralarda da höyüklü kişiler var mıdır? Bana oraları hatırlatıyor. Yol güzel diyor ki höyüklü kişiler diyor sadece höyük tepelerde var bu bölgede. Buralarda höyük müyük yoktur. O açıdan korku olmasın. Bunlar Agmar'a karşı son yıllardaki savaşta diyor. Batılı insanlar tarafından mevzi olarak bir süre tutuldu. Onlarla savaşlar falan yapıldı ama sonunda Agmar buraları da işgal etti. Buradaki savaşı kaybettiler. Ama bundan çok daha binlerce yıl önce bu fırtına başında dev bir kule vardı diyor. Gözetleme kulesi. Orada ne olduğunu biliyoruz. Palantillerden biri olduğunu Hı -hı. biliyoruz. Amonsul. Amonsul tepesi Hı -hı. fırtına tepesi. başı. Orada dev bir kule de varmış diyor. İnanılmaz güzel. Ve diyor Gilgalat Elendil'i son ittifak savaşında gelmesi için beklerken burada gözetlemiş o gözetleme kulesinden bakmış Elendil'in ordularıyla Gilgalad'ın orduları bu Amansul'da ittifak edip oradan yollarına devam etmişler. İşte böyle detaylar çok güzel. E, çok ya. güzel ya hakikaten. Şimdi atıf Gilgalat kim değil mi? Bir de bin, binlerce yıl önce diyor. Biliyor hikayeleri de biliyor. <laughs> yani çok hakim şey olaya da <laughs> hatta Hobbitler de şey hayret ediyorlar ne kadar bilgili bir adam. Hani binlerce yıl önceki hikaye lerden de elflerden de haberi var. İnsan sonuçta yol gezer ama elflerin de bütün hikayelerini biliyormuş gibi. Acayip kültüre sahip bir adam. Gilgalat kim diye soruyor Merit. Yol gezer cevap vermiyor böyle bir hüzünlü Hemen. ifadeyle yoluna devam ederken. Birisi bir şarkı mırıldanmaya başlıyor böyle. Ufak bir sesle sonra gitgide artan net bir sesle. Gilgalat bir elf kralıydı. Ozanlar hüzünle söyler olanları. Son kraldı o. Dağ ve deniz arasında hükmederdi adil ve özgür bir kralla. Uzundu kılı yaratıcı sivri, uzaklardan seçilirdi parlayan miğferi. Sayısız yıldız göklerin tarlasında görünürdü gümüş kalkanının aynasında. Ama ayrıldı gitti uzun zaman önce, kimse bilmez şimdi nerede. Çünkü düştüğü yıldızı karanlıklara, gölgelerin hükmettiği Mordor'a. Diğerleri hayretle dönüp bakıyorlar bu kim diye. Sem'in söylediğini fark ediyorlar. O Durma mi? diyor Mary. Söyle devam et diyor. Çok hoşuna gidiyor. Bütün bildiğim bu kadar benim diyor sen. Onu da Bay Bilbo öğretmişti bana diyor. Elfleri çok sevdiğimi bildiği için diyor bana bu tür şarkıları o öğrettirdi. Çok alim adamdı diyor. Bu şiiri de o yazmış. Bana <laughs> diyor okuma yazma da öğretti zaten. Hani bir köylü hobbit için müthiş bir şey yani. Okuma yazma öğretilmesi falan. Yol gezer o yazmadı diyor. O girgaladın düşüşü ağatından bir bölüm. Bilbo diyor onu Weston yani günlük dile çevirmiş. Bu diyor çok daha eski bir lisanda yazılmış. Elf lisan yazılmış bir şiirdir diyor. Onun çevirisini yapmış. Gerisi de vardı da diyor. Sen Mordor'dan falan bahsediyordu diyor. Çok korktum o yüzden ezber. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen ya. İçimi diyor huzursuzluk kapladıydı. Çok korktum diyor. Mordorlu kısımları ezberlemedim. Bu kadar ezberledim diyor. Bir gün yolumuzun diyor o taraflara düşeceğini hiç düşünmezdim. Mordor'a gitmek mi diyor Pippin? O kadar da değildir umarım diyor. Yani oraya kadar da gitmeyiz. Ve yol Mordor çok ciddi bir şekilde şey diyor. O ismi burada anmayın. Muhabbeti kapatıyor. Mordor'dan bahsetmeyin diyor. Henüz gün iyice aydınlıkken bir an önce yukarı çıkmaya karar veriyorlar. Amonsul tepesinin zirvesine çıkmaya karar veriyorlar. Ve artık kendilerini gizlemeleri de mümkün olmadığı için rahat hareket ediyorlar. Çünkü zaten tepeye çıkarken görünecekler yani bir gören olacaksa görecek. Dağda da böyle herhangi bir hareket görmedikleri için yollarını devam ediyorlar ve Gandalf'ın etrafta bir yerlerde izimizi de rastlanmıyor. Yani birisi daha önce de çıkmış gibi falan gözükmüyor. Fırtına başının batı yanında dibinde etraf otlarla kaplı kuytu bir yer buluyorlar. Oraya ilk başta geliyorlar. Semle Pippin'i ve Midilli'yi oraya bırakıyorlar. Merry, Frodo ve Yolgezer de daha yükseğe çıkıyorlar. Yarım saat süren zahmetli bir tırmanış oluyor bu. Yolgezer tabi bunlardan çok daha hızlı çıkıyor. Diğerleri kanter içinde zorla Merry ile Frodo da onun peşinden yükseğe doğru çıkmış oluyorlar. Yolgezer'in daha önce söylemiş olduğu gibi tepede kısmen dağılmış kısmen de yılların otlarıyla örtülmüş eski taşlardan bir şey var. Geniş çember var. Ve bu çemberin ortasında da kırık taşlardan bir kurgan var. Bir taş diziltisi var yani. Ama taşlar sanki ateşten yanmış, kavrulmuş gibi üstleri böyle. O yüksek ısılı, yüksek dereceli bir ateşle kavrulmuş gibi ve çevresindeki çimenler, mimenler de her şey yanmış, kavrulmuş zaten. Ot mut kalmamış. Yıkık çemberin kenarından çıkınca arazinde dört bir yanını görüyorlar. Bütün güneyi, kuzeyi, doğuyu, batıyı görüyorlar. En yüksekteler mevki olarak o bölgedeki. Gidiyorlar kenarından falan bakıyorlar. Bir şey gözükmüyor. Yolda molda bir şey yok. Ondan sonra yol gezer oraları bir dolanıyor. Gidiyor şeye kurganın oraya. Bir tane taş yanmamış şekilde duruyor. O sanki oraya daha sonradan konulmuş gibi. O taşı alıyor. Üstünde böyle bir çizgi iki üstten hani apostrof gibi bir işaret ve üç çizgi bir nokta. Taşın üstünde o kazınmış. Frodo bakıyor. Acaba diyor Gandalf mı bu taşı buraya bırakmış. Bize haber vermek için falan. Şey diyor yol gezerde. Bence diyor burada G3 yazıyor. Çünkü diyor apostrof tek çizgi diyor Gandalf'ın rününe benziyor. Rün olarak diyor G harfine benziyor. 3 de diyor 3 Ekim'de Gandalf'ın burada olduğunu düşünebiliriz diyor. 3 Ekim'de belki buradaydı. Bir de uzaktan gördüğümüz şimşekleri falan düşününce tam diyor günü uyuyor. 2 gün evvel de o. O şimşekler falan. Çevresindeki yanıkları falan da görünce Gandalf diyor burada bir saldırıya uğramış olabilir ve kendini korumuş olabilir. Büyük ihtimal diyor bu Gandalf'ın bize bırakmak istediği bir işaret. Artı diyor şey, ister önde olsun Gandalf, ister daha sonra gelecek olsun diyor. Artık diyor burada olmadığına göre biz kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Yolumuza devam etmemiz lazım diyor. Merry çok yorgun ve bezgin gözlerle diyor, Ayrık Vadi'ye ne kadar var peki buradan? Yola çıktık ne zamana gideriz?" Bree'den diyor ilk çıktığında doğuya doğru gidersen terk olmuş han diye bir günlük mesafede bir han vardır. Ondan sonraki diyor Miller Ayrık Vadi'ye kadar zannımca diyor hiç kim tarafından ölçülmedi. Bir de diyor oradaki yol meselesi diyor biraz gariptir. Kimine çok uzun gelir, kimine çok kolay gelir. Zaman kavramı kaybolur seyahat edenin nedenine göre, kişisine göre. Ama diyor ben kendim daha önce o mesafeyi kat ettiğim için diyor biliyorum. Şayet yani sorunsuz bir yoldan oradan direkt olarak Ayrık Vadi'ye gidersek 12 günde gitmiştim ben Ayrık Vadi'ye. Ama diyor biz o yolu direkt kullanmayacağımız için hesaplarsak dolan başlı yollardan da gideceğimize göre diyor 12 günde de gidemeyiz. En az 2 haftalık yolumuz var diyor. Burada ilk işte coğrafi belirtileri de Ayrık Vadinin veriliyor. Diyor ki Ayrık Vadiden çıkan gürültülü suyu ve Brunien geçidine varışımız en az 14 günü bulur. Belki biraz daha fazlayı bulabilir bizim gitmemiz. İki haftada çok şey değişebilir diyor Frodo. Yol gezer olabilir diye cevap veriyor. Bir süre tepenin güney kenarında sessizce duruyorlar düşünüyorlar. Frodo da ufka doğru yola doğru falan bakıyor ve orada tam anlamıyla şeyi oturuyor artık aklına. Biz şairden ayrıldık. Yaban ellerdeyiz. Belki de geriye dönüş olmayan bir yola devam ediyoruz. Artık bizim için güvenli bir bölge yok. Bundan sonra her şey çok tehlikeli. Geri dönemeyeceğimiz ihtimalini falan da düşünüyor ve Shire'dan sonsuza kadar ayrılma hissiyle içi yanıyor. Sonra yolu gözlemeye başlıyor Frodo. Yolu gözlerken böyle aniden batıya doğru gelmekte olan iki kara nokta görüyor. Belli belirsiz. Sanki hareket ediyor o iki kara nokta. Ondan sonra diğer taraftan da üç tane kara noktanın iki noktaya doğru hareket ettiğini görüyor. Yol gezeri ağrıyor. bak bak diyor falan yol gezer aşağıya bakar bakmaz Frodo'yu tutuyor yere indiriyor ve uzanıyor saklanıyorlar kenara kadar sürünüp tekrar şey yapıyor kötü haberlerin en kötüsü herhalde diyor şeyler Nazgül'ler aşağıda yolda onlar diyor demek ki buraya gelmişler Frodo ile Merry şekilleri tam olarak göremiyor ama onların da hissiyat olarak Kara süvariler olduklarını düşünüyorlar yol gezerde düşman burada diyor böyle bir içlerine bir ağırlık çöküyor sonra şey aşağı Semle Peregrin'in yanına iniyor onlar da boş durmamışlar, buldukları kuytuyu biraz araştırmışlar. Orada bir tane hazır bohçalanmış yakacak odun destesi bulmuşlar mesela. Onu yanlarına almışlar. Temiz bir pınar bulmuşlar, içecek sularını almışlar falan. Kendi kamplarını oraya göre de işte eşyalarını katırın üstünden seminin üstünden boşaltmışlar. İyi kötü bir hazırlık yapmışlar böyle düzenli bir hale getirmişler ve şey diye düşünüyor. Acaba bizim Gandalf diyor Pippin buraya mı gelmiş diyor? Bu toparlanmış odunları diyor Gandalf. Hazırlamış bırakmış buraya bizim için falan. Keşke biraz durup buradaki zemini kendim araştırsaydım diyor yol gezer. Acele ettim buradan çıkmak için. Suyun kenarındaki izler izler var ama siz oralarda çok dolandığınız için izlerin birçoğunu ezmişsiniz. O bakımdan yani tam olarak ne olduğunu bilemem. Oraya gidip araştırınca suyun çevresini en az bir diyor ama bence birden daha fazla ağır hacimli çizmelerle ezilmiş. Buralara birileri çıkmış. Deniz çizmelerle ezilmiş dedikleri gibi bütün o bitlerin aklına zaten kara buraya kadar çıktığı fikri oturuyor. Bir an önce buradan ayrılmamız daha iyi olmaz mı Bay Yolgezer diyor sen. Burası madem bu kadar tehlike altında ve bu çukuru hiç sevmedim. Nedense içimi daraltıyor benim bu çukur. Evet diyor Yolgezer'de bir an önce bir karar vermemiz gerekiyor. Hemen ne yapacaksak onu yapmamız lazım. Biraz düşündükten sonra da şey diyor. Aslında diyor yani buradan ben de çok hoşlanmıyorum ama düşününce diyor hani gidebileceğimiz yolları aşağı doğru insek belli bir süre yolu takip etmek zorundayız. Yolda yakalanırız. Diğer taraftan ormanlığın içine kaçalım desek. Ormanlığın içine kaçacağımız arazi diyor dümdüz ve çorak bir arazi. Ormanın içine girene kadarki kısmında da yakalanırız. O bakımdan diyor şimdilik burada durmak yapabileceğimiz en iyi şey. Meri diyor ki ya bu kara süvariler görebiliyor mu? Bizi diyor hep koklayarak bulduklarını zannediyordum ben. Bir şey gördüklerini düşünmüyordum. Sanki burunlarıyla bizi hissediyorlar ve takip ediyorlarmış gibiydi. Sanki görmekten çok hisleriyle hareket ediyorlardı. Şey diyor yol gezerde. Gandalf'tan bir iz bulmayı çok umut ettiğim için fazla gaza geldim ve tepede çok rahat davranmakla büyük bir hata yaptık diyor. Muhtemelen kendimizi gösterdik. Onlar diyor bizi görebilirler ama bizim gördüğümüz şekilde değil. Gündüz vakti diyor hele öğlen zamanı diyor tam olarak hiçbir şey seçemezler gözleriyle. Ama onların çok daha başka hisleri vardır. Artık karı atları diyor normal bizim gördüğümüz gibi görebilirler. Zaten onların diyor hava karardıktan sonra gözle buruna ihtiyaç olmayacakları kadar çok şeyi görebilecek kuvvetleri vardır. Hatta diyor bizim aydınlıkta görmediğimiz bir ton işareti bile görebilirler. Kan kokusunu da hissederler ve özellikle yüzük onları kendine çeker. Yani bir şekilde bizi fark ettiler artık. Yırtarımız yok, bizi bir şekilde yok siz diyor fark etmediniz mi diyor niye bu kadar canınız sıkılıyor niye bu kadar moraliniz düştü çünkü onların varlıklarını da diyor diğerleri hisseder bir ağırlık çöker içlerine bir korku gelir bir şekilde ürkme gelir falan onlar bizi çok daha net hissederler buradan kaçmamızın bir yolu yok hiç kurtuluş yok mu diyor Frodo yani buradan kaçsak yolda yakalayacaklar burada durursak buraya çıkıp yakalayacaklar hiç mi şansımız hiç mi umudumuz kalmadı yol gezer diyor ki hala bir umut var yalnız değilsin diyor şu yakılmak üzere ayar arlanmış odunları hemen ateşleyelim bir ateş yakalım. Çünkü Sauron ateşi kendi hizmetine almış bile olsa Sauron'un hizmetkarı olan bu Nazgül'ler ateşten hiç hoşlanmazlar. O bakımdan önümüze bir ateş olması bizi bir tık avantajlı duruma getirir. Ateşi hemen yakalım. Sem şey diyor ateşi yakalım da diyor bu bir açıdan da biz buradayız demenin ilanı olmaz mı? Ateşi kullananlardan neden korkuyorlar abi bu sudareler? Üstlerindeki giysilerle ruhsal bütünlükleri oluşuyor. Yani fiziki, eyleme, fiziki eyleme, kıyafetleri eyleme kıyafetleriyle dahil zırhlarıyla dahil olabiliyorlar. Şayet üstlerindekiler yanarsa fiziki güçlerini kaybediyorlar. Sadece ruh olarak rayt evreninde kalıyorlar. O yüzden de ateşten çekiniyorlar. Filmde Peter Jackson bunun tam tersini yapmıştı. Aragorn evet. kızmıştı. Niye ateş yaktınız Bizim burada olduğumuzu belli ettiniz falan diye. Kitapta tam tersi hikaye. Aragorn özellikle şey diyor ateşi, ateşi yakın. Yaptım. O bize bir koruma sağlayacak, bir çekingenlik sağlayacak diye. Öyle bir şey var. Filmle ters anlatım var. Tabii filmde şey heyecanı basacak Heyecan. yani. Bir de Aragorn daha bir hani her hani şey. kral gibi aradan girecek yani. Künkiye kral. Kral. Çukurun en alçak noktasında bir ateş yakıyorlar, yemeklerini hazırlıyorlar, bir iyi kötü akşam yemeği yiyorlar falan ve aniden çok acıktıklarını fark ediyorlar yemekte hazırlanırken, akılları yemeye takılınca biraz korkuları kayboluyor. <laughs> Yapacak <laughs> garipler ya. Yemeklerini biraz yiyorlar ama çok kontrollü yiyorlar. Çünkü önlerinde çok daha uzun bir yol var. Hatta Frodo şey diyor yani çok az yemek yiyoruz. Baya kontrollü davranmaya çalışıyoruz. Ama yani önümüzdeki bu uzun yolda yiyeceksiz kalma ihtimalimiz de var. Ne kadar dikkat edersek edelim. Açlık da büyük sorun olacak falan. Şey diyor yabanlıkta ben fena avcı değilimdir diyor. Yabanlıkta avlanacak bir şeyler bulurum kış gelene kadar. Ayrıca de diyor köklerdi, yiyecek bitkilerdi, ağaç kabuklarıydı bilmem hangileri yenir yenmez onları da bilir. Kış gelene kadar diyor korkunuz olmasın, açlık sorunumuz olmasın. Ama diyor bütün bunları bulmak, araştırmak, kökleri çıkartmak ya da avcılık yapmak çok zamanımızı alır. O bakımdan elimizdeki erzağı mümkün olduğunca denetleyerek yiyelim, böyle şeylere muhtaç kalmadan yolumuza devam edebilelim. Şimdilik Elrond'un o coşkun, muhteşem sofralarını hayal edin diyor. Ayrık Vadi'ye vardığımızda onlardan şey yapacağız. Hep insanda <laughs> bir cennet öğretisi Aynen. var değil mi? Yani bir şekilde bir şey olacak. Büyük <laughs> zorluklardan sonra bir mükafata erişeceksin hikayesi. Bir cennet söylemi gibi. Bir Tabii. Şey. Bu hobbitler için Tabii, sofralar. <laughs> koşa koşa gider onlar şimdi. Akşam çöküyor. Ateşin başına diziliyorlar bunlar. Yol gezer de bunlarla beraber ateşin başında. Korkuları akıllarından çıksın, uzaklaşsın falan diye yol gezer. Uzun uzun yıllar önce insanlar ve elflerle ilgili eski günlere ait bir şeyler anlatıyor bunlara. Çok ilgilerini çekiyor bu efsaneler falan. Bunları oyalıyor. Yalnız bunlar bütün giysi ve battaniyeleriyle dururken yol gezer. Güzel tek peleriniyle duruyor sadece. Çok havalı ya tam artist. Bunlardan biraz bahsedince hobbitler diyorlar abi bu adam kaç yaşında ya. Bu kadar <laughs> çok şey nereden biliyor. Yani çok şey yapıyorlar hayret ediyorlar. Kültürüne de hayret ediyorlar yol gezeri. Sonunda şey dayanamıyor. Meri aklı Gilgalad'ın hikayesinde kalmış. Bize diyor Gilgalad'ı anlatsana diyor. O sözünü ettiğin eski hayatın devamını biliyor musun diyor. Elbette biliyorum diyor yol gezer. Frodo da bilir diyor. Çünkü bu bizim hikayemizle bağlantı bağlantılı, yüzük hikayesiyle bağlantılı olduğu için Frodo şey diyor, ben diyor Gandalf'ın anlattığı kadarını biliyorum. Öyle tamamını falan bilmiyorum. Orta dünyada diyor, son yüce kralın Gilgalat olduğunu biliyorum. Noldor'un son yüce kralı Gilgalat ya. O da elflerin en son yüce kralının Gilgalat olduğunu öğrendim diyor. Gilgalat diyor, yıldız ışığı anlamına gelir diyor elfçede. Ve elf dostu ile birlikte oraya gitmişler falan. Elf dostu Eleni'yle birlikte gitmişler. O oraya dediğinde yol gezer diyor ki susun diyor. Hayır o düşmanın hizmetkarları bu kadar yakındayken bu öyküyü burada anlatamayız. O isimleri de burada anamayız diyor. Mordor'u falan. Tabi o seslendirmiyor. Ben söylüyorum. Mordor Mordor konuşamayız <laughs> diyor. Eğer diyor Elrond'un evine diyor sağ salim varırsak sofralar ziyafetlerinin yanı sıra diyor bu hikayelerin de tamamını çok daha yetkili ağızlardan dinlersiniz. Tadından yenmez. Hani bir oraya kadar sabrediverin diyor. O zaman anlatabilecek bir hikaye anlatın diyor sen de Size diyor Teneviel'in öyküsünü anlatayım o zaman. Sonu bilinmeyen uzun bir öyküdür ve artık Elrond'dan başka bu öykünün gerçek halini birebir anlatabilecek kimse de kalmadı buralarda diyor. Vay be ben de aklımda kaldı Elrond'dan öğrendiğim kadarından size bahsedeyim diyor. Çok eskinin hikayeleri gibi diyor. Hem çok güzel hem aşk dolu hem de çok hüzünlü bir hikaye. Ve uzunca Tünüvel'e ağıtı anlatıyor burada. Yapraklar uzun çimenler yeşildi. Ne hoştu şemsiyesi uzun göknarların. Ormanın açıklığında gölgede göz kırpıyordu ışığı yıldızların. Tinüvel dans ediyordu orada şimdi. Görünmeyen bir kavalın ezgisiyle. Yıldızların ışığı saçlarında ve parıl parıl parlıyordu elbisesi sırtında. Beren buz gibi dağlardan geldi oraya. Kaybolmuştu yaprakların altında gezinirken. Kederli kederli dolaşıyordu bir başına. Elf nehrine akıp gittiği yerde baktığında göknar yapraklarının gerisinden o altın çiçekleri gördü şaşkınlıkla. Kızın pelerini ve kollarını örten ve saçları sanki ardında bir gölge. Tılsım iyi geldi dağlarda gezinmeye, mahkum edilen yorgun ayaklarına. Atıldı hemen güçlü ve çevik elleriyle, parıldayan ay ışınlarını yakalamak için. Çabucak kaçtı kız dans eden ayaklarıyla. Elf yurdunu sık ormanların içine ve onu bıraktı ki sessiz ormanda bir başına biraz daha gezinsin. Ormanda sık sık duydu uçuşan sesini. Ihlamur yaprağı kadar hafif ayakların, duydu ormandaki oyuklardaki gizli, titreçerek taşan müziğini yer altından. Artık solmuş sarkıyordu desteleri göklerin ve tek tek fısıltıyla ah edip yere indi. Salınan yaprakları kayının. Kış basmıştı artık, soğuk orman. Vazgeçmedi hiç aramaktan, ta uzaklara gitti. Yılanmış yaprakların biriktiği yerlere. Kah ay ışığı, kah yıldız ışığı ona rehberlik etti. Titreyerek gezdi durdu. Üstünde donmuş gökyüzü. Ay ışığı vururdu kızın parlayan pelerinle. Sanki yüce ırak bir dağ başında dans eder gibi yayılırdı ayaklarının dibinde. Titreşen bir pusun gümüşü. Kış geçince kız döndü tekrar. Bahar birden geliverdi şarkısıyla. Yükselen tarla kuşu, düşen yağmurlar ve eriyen suyun köpürüşü gibi. Baktı ki ev çiçekleri açıyor kızın ayaklarının altında. Şifa bulunca yeniden ne kadar istedi dersiz çimlere basa basa onunla birlikte dans edip şarkı söylemeyi. Kaçtı kız yine ama bu kez Beren yetişti hemen. Tinuviel, Tinuviel diye. Evçe ismiyle seslendi ona birden ve bunu duyunca kız kala kaldı oracıkta. Bir an durdu Tinüvel, efsunlandı sesiyle. Yetişip onu kollarına aldı Beren. Kötü kader hükmetmişti bir kez Tinüvel'e. Parıldayarak yatarken oğlanın kollarında. Saçlarının gölgesinde gözlerine bakarken Beren kızın aksini gördü göklerde. Donuk donuk titreyen ürpertili yıldızların. Tinüvel, elf güzeli, ölümsüz kız. Gölgeli saçlarının hapsine aldı onu ve gümüş parıltılı kollarının. Onları upuzun bir yola sürdü kader. Boz ve soğuk dağları aşan, demir saraylar ve karanlık kapılardan geçtiler. Gece gölgeli ormanlardan, şafaksız, ayıran denizler geçiyordu aralarından. Yine de sonunda bir kez daha görüştüler ve çekip gittiler çok önceleri bu zamandan. Orman içinden şarkı söyleyerek gamsız. Yol gezer, iç çekip bir süre susuyor. Sonra yeniden konuşmaya başlıyor. Diyor ki bu şarkı erflerin antenat dendiği bir makamdadır. Ve kadim lisanda yazılmıştır. Makamda var. Makamda var. Ortak lisanda söylendiği şekliyle yani şu anda okuduğum şekliyle söylemeye de çok uygun değil. Kadim lisanda söylenen şarkının gölgesi bile olamaz da diyor. Hani siz de anlayasınız diye ancak bu şekilde tercüme ederek söyleyebildim. Barayrın oğlu Beren'le ile Luthien karşılaşmalarını anlatıyor bu şiir, bu şarkı. Aslında şiirde değil balat. Beren ölümlü bir insan. Luthien ise eski zamanlarda eski coğrafyalardaki elflerin kralı olan Tingol'un kızıymış. Luthien dünyanın evlatları arasında. Dünyanın evlatları derken hem elfler hem insanları kastediyor. Hatta cüceleri de kastediyor muhtemelen. Onların arasında yaşamış ve yaşayacak en güzel kadınmış. Suratında bir nur parçası varmış gibi parlarmış. Allah. O vakitler Mordor'daki Sauron'un bile efendisi olan büyük düşman kuzeydeki Admant'ta yaşıyormuş ve Batı Elfleri de Orta Dünya'ya göç etmişler. Ve çalınan Silmarilleri o büyük efendiden, büyük düşmandan almak için savaşmışlar. İnsanların ilk ataları da bu elflerin yanında o savaşlara katılmış ama neticede savaşları kaybetmişler ve o coğrafya neredeyse tamamıyla büyük düşmanın eline geçmiş. Orada Barahir de öldürülmüş. Barahir öldürüldükten sonra oğlu Beren çok çok böyle büyük zorlu uğraşlardan sonra dehşet dağlarını aşıp Neldorot ormanlarına girmiş. Neldorot ormanlarına girdiğinde de büyülü nehir Eskaldüğü'nün yanında birisinin şarkı söylediğini, dans ettiğini görmüş. O dans eden Luthien'miş. Onu görüp bir süre izledikten sonra ona Tinuviel adını takmış. Tinuviel de kadim Nisan'da klasik Koyanyaca'da bülbül manasına geliyor. Sesinin güzelliğinden dolayı bülbül demiş. Daha sonradan da bir şekilde Beren bu kızla Luthien'le tanışmış birbirlerine aşık olmuşlar. Aralarında birçok olay geçmiş, uzunca bir süre ayrı kalmışlar. Hatta öyle bir şey olmuş ki Beren Sauron'un zindanlarında tutsak kalmış, Dúrtyen gelmiş kurtarmış o zindanlardan. Hatta daha da ileri beraberce gidip Büyük Efendinin tahtından düşürmüşler ve başındaki taştan bir Silmaril'i çalmış getirmişler. O çaldıkları Silmaril'i başlık parası olarak Dúrtyen'in babasına verecekmiş Beren. Ama o sırada son anda Agmaktan çıkıp gelen büyük düşmanın kurt köpeği tarafından öldürülmüş. Beren ölürken de Lutien'in kucağında can vermiş. O can verdikten sonra şeydi hayatından vazgeçmiş Lutien de. Eşim öldü diye. O da Berenle beraber ölünce ilk başta Batı illerine geçmiş ruhları. Ama ikisi de insanlığı seçtiği için orada uzun süre kalamazlarmış ve gerçek manada ölen ilk Elf de Lutien olmuş. Çünkü Elflikten vazgeçip insanlığı seçtiği için. Daha sonra da özel bir izinle Tanrıların izniyle onları geri göndermişler orta dünyaya. İki insan olarak belli bir süre güzel çayırlarda, yeşil bahçelerde beraber el ele yürüdükleri, gezdikleri, yaşadıkları söylenmiş. Ama daha sonra onlar da ölüp gitmişler. Ama bundan hem insanlar için hem de elfler için çok soylu bir ırk doğmuş. Çünkü Beren ve Luthien'den Tingol'un varisi olan Dior doğmuş. Dior'un kızı olan Ak Erving de Silmerlin'in tekine sahibi olacak Erendil'le evlenmiş. Ak Elvig ve Erendil'in birlikteliğinden de Eldrond ve Eldros doğmuş. Eldros insanlığı seçip batı insanlarının atası olmuş. Eldrond da efendi Eldrond 3. çağda yaşayan en güçlü en soylu elf haline gelmiş. Böylece her iki ırk da Luthien ve Beren'in soyunun uzantısı olarak kutlu Söyler olmuşlar. Böylece Tolkien o zaman yüzüklerin efendisi yazdığı bu hikayenin de özetini aslında anlatmış. vermiş yani oluyor. Küçücük bir yerde Lokaliciye. aslında bayağı hikayeyi anlatmış evet. Aragon'un evet. özetini anlattı. Yolgezer konuşurken falan böyle bunları anlatırken böyle ateşin kızıldığı gözlerinde parlıyor falan böyle bir heyecanlanıyor, bir hüzünleniyor, bir duruluyor falan. Ama şey sesi çok kalın, çok davudi ve çok güzel, çok etkileyici bir ses. Hepsini büyülemiş gibi anlatıyor ve zamanı nasıl geçtiğini falan anlamıyor. Öykü bittiğinde hobbitler böyle bir kıpırdanıp kendilerine geliyorlar büyüden kurtulmuş gibi. Meri şey diyor bakın ay yükseliyor diyor. Çünkü arkasından böyle Arbor'un arkasından sanki bir aydınlık çıkıyor. Senle Meri kalkıp ateşin yanından uzaklaşıyorlar. Ve Frodo ile Pip'in iç sesleri çıkartmadan ateşin yanında gene oturdukları yerde kalıyorlar. Yol gezer de tüm dikkatini tepeye vuran ay ışığına veriyor. O ışığın aydınlattığı yerleri gözetlemeye falan bakıyor. Frodo soğuk bir dehşetin kalbine dolmakta olduğunu hissediyor diyor bu sırada. Bir dehşet geldiğini hissediyor. Ürperiyor. Ateşe biraz daha yaklaşıyor. Ve Sam koşarak yanına doğru geliyor Frodo'nun uzaklaştığı yerden. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey gördüm ve gördüğüm şey beni öldüresiye korkuttu. Hayatta artık bu ateşin yanından bir yere ayrılmam diye bunların yanına koşuyor. Ben de bir şey gördüm diyor Merry. iki veya üç tane kara şekil ama şekillerini bir şeye benzetemedim. Sanki bu tarafa doğru geliyorlardı diyor. Yol gezer şey diyor. Ateşe iyice yaklaşın sırtınızı ateşe verin elinize de yanan odunlar alın bekleyin diye bunlara akıl veriyor. Hareket ettiğini söylediği yere Sam ile gittiği yöne doğru dikkat kesilip hepsi o tarafa doğru bakmaya başlıyorlar. Ama hiçbir hareket falan göremiyorlar. Sadece kapkaranlık duruyor orası bayağı. Dayanamıyor. Frodo bağırmamak için kendini zor tutuyor. İçindeki korku gitgide daha fazla büyüyor. Yol gezer anlamış gibi şişt, sessiz ol diyor. Ve Pip'in o da ne diye bir heyecanla konuştuğu sırada bulundukları çukur bunun uzağındaki tepeden bir gölgenin ya da birden çok gölgenin yükselmekte olduğunu fark ediyorlar. Buradaki tarif çok fiziksel, sen çok daha iyi anlarsın. Orası zaten zifiri karanlık olduğunu düşün. Oradaki gölgeler çıkınca o karanlığın içinde o kadar karanlıklar ki karanlığın şey içinde, içinde karanlık mi? olarak belli oluyorlar. Yani ne diyor karanlık madde gibi kalıyorlar. Evet yani, tamam. Özel bir siyah. Özel bir siyah gibi. Orası siyah var. Orası yani. karanlık olmasına rağmen kendi karanlıklarıyla da şekilleri belli oluyor. Böyle bayağı da uzun heybetli şekiller şey de değiller böyle ufak tefek şekiller de değil. Ve o tepelerden dikilmiş bunların ateşte oldukları yere doğru bakıyorlar. Ne diyoruz? hey tom Bomba değil tombomba değil yapıştır yapıştır <laughs> Frodo zehirli bir nefes gibi çınlama sesi duyuyor o sırada bir tıslama sesi duyuyor ve bu ses içine işliyor ürpertisinden falan titremeye başlıyor sonra şekiller yavaş yavaş ilerlemeye bunlara doğru gelmeye başlıyorlar yol gezer şey demişti ya ateşten bir şeyler alın durun diye hmm. Pippin'la Merry dehşete kapılarak direkt yüzü oyun -10 yatıyorlar ateşinden <laughs> Sam gidiyor Frodo'nun arkasına sığınıyor Frodo da dehşet için içinde kaçamıyor ama çok farklı değil korku olarak onlardan. Ama o far tutulmuş tavşan gibi kala kalıyor ve içinde inanılmaz bir baskıyla yüzüğü parmağına tak hissi oluşuyor. Yüzüğü parmağına tak yüzüğü parmağına tak ve bu karşı konulamaz bir şekilde içinde çınlamaya başlıyor. Şeyleri de hatırlıyor. Gandalf'ın nasihatini mektupta. Asla bu yüzüğü kullanma. Asla bu yüzüğü takma. Bu yüzükten vazgeç. Unut cebinden çıkartma falan. Direnmeye çalışıyor ama daha fazla direnemiyor. Böyle istemsizce eli cebinden Bine gidiyor, zincirden yüzüğü çıkartıyor, parmağına takıyor. Parmağına taktığı gibi aslında her şey gene çok karanlık gibi duruyor. Beş tane şekil görüyor o yüzüğü taktıktan sonra. O şekillerin karaltılarının içindeki zırhları, bembeyaz saçlarını ve alevden gözlerini hissediyor. İki tane şekli tepenin orada dikildiğini, üç tanesini ise buna doğru direkt yürüdüğünü, o sırada ellerinde kılıçlarının parıl parıl parladığını falan görüyor. Bir tanesinin başında bir taç fark ediyor. Git gidip buna doğru yaklaşıyorlar. Frodo son bir cesaretle de panikle şey yapıyor bu silüetlere doğru. O da Tom Bombadil'in verdiği kılıcı çekiyor. O kılıcın da böyle kendine ait bir ışıkla parladığını görüyor. Işın kılıçlarını hatırlatıyor değil mi? Sanki evet burada. aynen doğru abi. Aynı kendine ait bir ışıkla parladığını şey yapıyor. Pelerinlerini savura savura ama kararlı bir şekilde bu uç çeki geliyor. Frodo şey yapıyor. Kendini öne doğru atıyor ve haykırıyor. O elberet Githoniel diyor. Aynı sırada iki tanesi çat duruyor o şekillerin. Ama başında tac olan buna doğru ilerlemeye devam ediyor. Frodo da elindeki o ışıldayan kendi kamasını onun ayağına saplıyor. İşte bu. Onun ayağına sapladığı gibi inanılmaz tiz bir çığlık kopuyor. Ama kendisinin de tam kalbinin sağ üst tarafında eklem yerinin yanında inanılmaz bir yanıcı, soğuk, zehirli bir şeyin orayı deştiğini hissediyor. Böyle girdapların içinde, sislerin içinde çekiliyormuş gibi bilincini kaybediyor. Yol gezeli iki elinde iki meşaleyle bu bütün şekillere birden saldırdığını görüyor. Son bir çabayla yüzüğü parmağından çıkartıyor ve avucunun içinde sımsıkı sıkmaya başlıyor. Orada da bu bölümümüz sona eriyor. Bıraktık Çok elini. havada kaldık be. Çok yarım kaldık. O yüzden bence Zafer abi hafta iki bölüm yapsa iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> biri çarşamba, biri cumartesi, biri cumartesi. olur <laughs> yani bence. Hatta şey yapalım. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günü yapalım. Dört Tabii. bölüm değil mi? Aynen. Bundan sonraki bölüm Yüzük Kardeşliği'nin ilk kitabının sonu. Evet. Doğru. Bir düzene de ilk kitap bölümü bitmiş olacak. Evet. O zaman bölümümüzü kapatalım. Gergin bir bölümden sonra Cem zaten korktu bir su içsin. Kendine gelsin. Bence de. Bir Tom Bombadillo'yu okusun. Tom Bombadillo neydi? Bombadillo. <laughs> Diyemedi de. Tom Bombadillo. <gülüyor> <gülüyor> Diyemedi. Diyemiyorum. <laughs> bir de bakayım. Ney? Tom Bombadillo. Tom, neydi? Bombadillo. <laughs> <Bombabillo>. Tom Bombadillo. 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 Tom Bombadillo. Sen kal da seni şu an yediler. Kestiler seni. Tom Bomba Dillo. Evet. Bu diye ne kadar Zafer abi. Ho -ho. Ama diğeri daha güzelmiş. Ne <laughs> Benim actually? buldum Tom Bomba Dillo. <laughs> <laughs> daha sevimli oldu kesin. <laughs> o zaman yeni bölümde görüşürüz. Görüşürüz.